Herkese merhabalar. Yaman, Seher'in masum olduğunu anlasın. Seher, Yaman'ın yaptıklarını pişman etmeden affetmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Emanet dizisi yeni bölümünde neler olacak? Gerçekleri öğrenen Seher Yaman'ı affedebilecek mi? Yaman Zuhal'i konaktan kovacak mı? Yaman kendisini Seher'e nasıl affettirmek isteyecek? Ali ve Kiraz arasında neler yaşanacak? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Son bölümde Yaman tamamen gerçeklerin peşine düşmüş ama bir türlü Seher'in suçsuz olduğuna dair bir delil bulamamıştı. Yaman kendi kendine düşünürken Bahçıvan Veysel Efendi de Seher'e beyaz bir gül verdiğini gördü. Tüm olaylardan sonra Yaman'ın kafası oldukça karışır. Yaman ardından Nedim'i arar ama Seher'in arkasında olduğunun farkında değildir. Yaman, Nedim'e bu adam her şeyi değiştirecek. Benim için, Yusuf için ve teyzesi için dediğini duyar. Yaman'ın hareketlerinden ve konuşmalarından bir şey sakladığını anlayan Seher'in de kafası iyice karışır. Yaman yeniden dedektifin izini sürmek için odasında hazırlanmaya başlar. Yaman hazırlanırken Seher hesap sormak için Yaman'ın yanına gelir. Seher Yaman'a "Neyin peşindesin? Telefonla konuşmanı duydum. Benimle, Yusuf'la ilgili. Sana neyi verecek o dedektif der?" Yaman da hiçbir açıklama yapmadan konağı terk eder. Yaman bir yandan gerçeklerin peşine düşerken bir yandan da Zuhal'i aramaya başlar. Konaktan ayrılan Zuhal, kuaförden sonra konağa gelir. Yaman hemen sinirle Zuhal'den bunun hesabını sormaya başlar. Zuhal yine bahane üreterek Yaman'ı oyalamaya çalışır. Nedim ise bir yandan kaybolan dedektifi bulmaya çalışırken bir yandan da Yaman'a olan bitenlerin detayını verir. Nedim iyice araştırma yaptıktan sonra dedektifin en son konuştuğu yeri tespit eder. Nedim olan bitenleri hemen Yaman'a söyler. Yaman arabasını atladığı gibi kaybolan dedektifin izini sürmeye başlar. Yaman tam ümidini kaybettiği sırada dedektifin sesini duyar. Dedektif yaralı olduğu için kendisini oldukça yorgun hisseder. Dedektif Seher'in suçsuz olduğunu Yaman'a itiraf eder. Dedektif Yaman'la konuştuktan sonra olduğu yerde bayılır. Yaman da apar topar dedektifi hastaneye yetiştirmeye çalışır. Seher ise Yaman'ın kendisinden bir şeyler sakladığından artık emindir. Seher Yaman'ın odasına girer ve odasındaki dosyaların olduğu yeri anahtarla açar. Seher dosyanın üzerindeki kendi resmini görünce anlık bir şok geçirir. Seher de dosyayı bulunca Yaman'ın kendisine tuzak kurduğunu düşünecek. Seher Yaman'ın kendisine iftira atarak Yusuf'un velayetini alacağını düşünecek. Seher aklındaki tüm soruların cevabı için Yaman'ı konakta beklemeye başlayacak. Gerçekleri öğrenen Yaman Efendi sevinçli şekilde konağa gelecek. Yaman konağa gelecek ama geldiğine de çok pişman olacak. Seher Yaman'a yaptıklarından dolayı hesap sormaya başlayacak. Seher tüm bu dosyadaki kanıtların ne demek olduğunu Yaman'dan öğrenmek isteyecek. Yaman gerçekleri Seher e anlatacak ama bu sefer de Seher Yaman'a inanmak istemeyecek. Seher tüm bu yaptıklarının arkasında bana güvensizliğin mi vardı diyerek Yaman'ın üstüne gittikçe gidecek. Seher büyük hayal kırıklığıyla Yaman'dan bunun hesabını çok kötü soracak. Tamamen haksız olan Yaman Efendi kendisi nasıl Seher'e inanmadığı gibi Seher de artık ona inanmayacak. Seher sadece Yusuf ve Ziya üzülmemesi için Yaman'la daha fazla konuşmak istemeyecek. Yaman, Seher'e yaptıklarından dolayı çok pişman olsa da kendisini Seher'e affettirmesi hiç de kolay olmayacak. Günlerce eziyetler çeken Seher'in aklına sürekli Yaman'ın geçmişte yaptığı kötü hareketler gelecek. Seher büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak tekrardan ağlamaya başlayacak. Yaman tüm sinirini Zuhal'den çıkaracak ve Zuhal'i konaktan artık tamamen kovacak. İkbal olayın içinde olduğu anlaşılmadan yine benim haberim yoktu diyerek rol yapmaya başlayacak. İkbal çıktığı tehlikeli yolda kendi kardeşini bile satmaktan çekinmeyecek. Tüm suç yine Zuhal ve Selim'in üstüne kalacak. Yaman olan bitenlerden sonra Seher'in yüzüne bakmaya cesareti kalmayacak. Yaman olan bitenlerden dolayı tamamen kendisini suçlamaya başlayacak. Kendisini oldukça çaresiz hisseden Yaman dertleşmek için Arif babanın yanına gidecek. Arif baba da ben sana en başından beri Seher'in suçsuz olduğunu söylemiştim evlat diyecek. Konakta herkes Seher'in suçsuz olduğuna inanmışken Yaman'ın sevdiğine inanmaması Seher ve Yaman ilişkisini derinden etkileyecek. Seher sadece Yusuf'un velayetini kaybetmemek için konakta kalmaya mecbur kalacak. Seher her yalnız kaldığında aklına Yaman'ın söyledikleri gelecek. Seher üzülecek ama Yusuf'un mutluluğu için tüm yaşadıklarını kalbinde hissedecek. Seher'in Yaman'ı affetmesi hiç de kolay olmayacak. Sizlere önceki analizimizde de belirttiğimiz gibi tüm gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak. Şimdilik sadece Yaman'ın çok pişman olduğunu, Seher'in de Yaman'a olan kırgınlıklarını izleyeceğiz. Yaman kendisini Seher'e affettirmeye çalışacak. Fakat kalbi çok kırılan Seher geçmişte yaşadıklarını kolay kolay unutamayacak. Seher aynı zamanda Yaman'ın da Yusuf'un velayetini elinden alacağını düşünecek. Seher artık Yaman'a hiçbir konuda güvenmek istemeyecek. Sizce Seher Yaman'ı affetmeli mi? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Neslihan ise tam Bora'nın tuzağından kurtulmuştu. Bora yeniden masum gibi görünüp Neslihan'ı tekrardan kandırdı. Bu da yetmezmiş gibi Neslihan Bora'dan özür diledi. Neslihan Bora'ya yakınlaştıkça Neslihan'ı iyice tanınmaz birisine dönüştürmeye devam ediyor. Neslihan eskisi gibi Bora'yı tekrardan güvenmeye başlayacak. Neslihan tuzağa düştükçe battıkça batacak. Fırat ne olursa olsun Bora'ya fırsat vermeyecek. Neslihan'ı her ne kadar Bora'ya tekrardan inanmış da olsa Eskisi kadar Bora ile buluşma şansları olmayacak. Bora ne yaparsa yapsın Neslihan'la yakın olamayacak. Bora iddiayı kazanmak için elinden geleni yapsa da Neslihan'ı tekrardan tuzağına çekemeyecek. Bora iddiayı kazandığını düşünecek fakat son girdiği iddiayı kazanamayacak. Ali ve Kiraz ise birbirlerine henüz yakınlaşamadı. Ali ve Kiraz aşkını bekliyoruz fakat Ali ve Kiraz aşklarının başlaması oldukça fazla zaman alacak. Ali ve Kiraz ilişkisi şimdilik normal şekilde devam edecek. Sizce de Ali ve Kiraz sahneleri az mı? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.